Bugün gecenin 3'ünde ve çok sıkıntılı bir seed'e giriyoruz. Minecraft Herobrine seed. Dünyada hiç önemli değil. Gece 3 Herobrine yazdığımdan. Şimdi tohum kısmı çok önemli arkadaşlar. Baş harfi büyük olmak üzere Herobrine 666'yı yapıştırıyorsunuz. Dünyaya giriyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Çok fazla korkuyorum. Çünkü sabah girdiğim gibi değil. Gece 3'te girdiğiniz zaman sıkıntılı olaylar yaşadığınızda şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Bu yüzden sizlerin gece 3'te bu seed'e girmenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Herobrine 666 seed'indeyim. Ve arkamda yine köy var. Her zamanki gibi gündüz girdiğimde de bu köyü görüyorum. Ve gece girdiğinde, fakat şöyle olaylar oluyor arkadaşlar, gece girdiğinizde daha fazla atraksiyonlu olaylar yaşıyorsunuz. Aha, Tepegöz'ü bu seed'de de görüyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Tepegöz köyleri yemeye başladı. Şu an dakika 1 gol 1, Tepegöz köyleri yiyor. Normalde girdiğiniz seed'lerde Tepegöz asla çıkmaz. Sizlerle birlikte bir deney yapacağız birazdan. Eğer Herobrine gerçek dünyayla bir ilişkisi varsa bunları da göreceksiniz. İnanılmaz heyecanlıyım şimdi de. Ne yapalım, bir dakika Hero, şu an Tepegöz peşimizde. Çok fena korkmaya başladım. Bir anda bir anlatıyordum yapacağımız deneyi ve bir anda arkamda Tepegöz'ü gördüm. Selamünaleyküm. Beni kovalıyor şu an. Şimdi arkadaşlar, şakayı bir kenara bırakalım da şu an ciddi miydi? Şaka maka. Gece 3'te Herobrine'ın seed'ine girdim. Tavuk da beni kovalıyor. Bana bakıyor böyle. Tavuk. Ne yapıyorsun tavuk? Beni koru. Gerizekalı, beni korusana. Koskocaman Tepegöz geliyor. Beni öldürmeye geliyor hem de. Bir dakika, şuraya spawn point'i biz çekelim. Tepegöz buraya gelemez büyük ihtimalle. Ondan küçük bir oyun oynayacağım. Bakalım yiyecek mi? Ne kadar zeki Tepegöz. Gerizekalı Tepegöz. Şimdi arkadaşlar, şakayı gerçekten bir kenara bırakalım. Gece 3'te Herobrine seed'ine giriyorum ve gerizekalıyı görüyorum. Birazdan altıma sıçacağım, emin olun. Bu yüzden arkadaşlar videoyu çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Domuza bakalım. Domuzların gözleri beyaz oluyor arkadaşlar. Bu tarz seed'lere girdiğiniz zaman. Domuzun gözlerinde beyazlık var mı? Yok. Hayvanlara bakacağız özellikle. Bak, bunu da yok. Hiçbir şekilde yok. Hayvanların gözlerine bakalım. Beyazlık görürse yakınlarda bir yerlerde Herobrine'de Herobrine'in mahzenini bulacağız arkadaşlar. Tabii Herobrine'in mahzenini bulmak kolay değil. Gizli geçit var. Portaldan geçiyorsun, böyle gizli geçitle karşılaşıyorsunuz. Gerçekten çok heyecanlı ve çok korkutucu bir şey. Koyun tek başına kalmış, ona da bakacağım. Normalde koyunlar bildiğiniz üzere sürüyle gezer. Ama burada görüyorsunuz ki koyun, bir tane daha var bu arada. İki taneymiş. Ama yine de ben gözlerine bakacağım. Bakıyorum, gözlerinde beyazlık yok. Ve biraz önce ult yedi. Bakıyorum, hiçbirinde beyazlık yok. Hepsi de G-Lock gibi normal bir coin. Şimdi arkadaşlar, burada lan ben bunu nasıl fark etmedim? Minecraft'ta bu kadar küçük tapınak olmaz. Doğruya doğru, Minecraft'ta bu kadar küçük tapınak olmaz arkadaşlar. Ve bu tapınak farklı bir tapınak. O ne? O ne lan? O Herobrine değil bu arada. Herobrine'in kalkan malkan çekemez Herobrine ama... Bakın, taba basıyorum. Taba bastığımda bile çıkmıyor. Bak, hiç kimseye paylaşmadım arkadaşlar dünyayı. Görüyorsunuz değil mi? Ama burada bana benzer bir varlık var. Şunu at abi. Şunu at. Açtım şuraya. Spawn point'i çekelim şuraya da. Abi tapınak. Yalnız bir dakika, tapınak küçük değil mi? Tapınak gibi bir şey var şu an Minecraft'ta Herobrine. Şununla göstereceğim sizlere. Bazı enteresan seed'lere girdiğiniz zaman arkadaşlar, bakın. Bu neyin kafası? Creeper'ın kafası. Anladınız mı? Siz bunu kırınca ne oluyor? Kum düşüyor. Kumlarla ne yapıyorsunuz? Barut da yapabiliyorsunuz. Onunla göstereceğim. Kumlardan barut yapılmaz diyenler var. Onlara birazdan göstereceğim arkadaşlar. Tapınağın içinden ne çıktı? Görüyor musunuz arkadaşlar? Sıkıntılı değil mi? Aşağı inen bir yol var. Bu yol bayağı bir uzun. Daha sonra geleceğiz. Tavuk da beni gerizekalı tavuk orada kaldı. Lan acıdım ben. Acıdım. Gerçekten de acıdım. Gel. Tamam, gelemiyorsan o zaman ben sana buğday attım, onu yersin. Tamam, gerizekalı tavuk. Tamam arkadaşlar, şimdi şakayı bir kenara bırakalım. Bu ev ne? Bu ev ne abi? Bu ev ne abi? İçeride bir insan var. Ona çok merak ettim. Gerçekten gizemleriyle dolu bir oyun oynuyoruz şu an ve gizemleriyle dolu oyunun içerisinde gizemli birisiyle girdik. Bu yüzden çok şanslısınız. Gece 3'te bu seed'e girdik arkadaşlar. Şimdi öncelikle evi buradan girebiliyor. Hani o kadar duvar falan çekmiş ama evine buradan girebiliyor. Gerizekalı. Artık içindeki her ne varlıksa. Ses geldi. Abi ses geldi. Videoyu 200 tane geri alın. Siz de duyacaksınız. Çok dikkatli dinleyin ama. Şuradan şuraya hoplayacağım. Abi bir dakika. Ya bana o zarar verirse. Bir şey diyeceğim, bu tuzak değildir değil mi? Böyle bakıyorum. Yok, tuzak değil, bastık zaten. Yavaşça içeri girdim. Şuraya spawn point'imi çektim. Sandıkta müzik diski var. Ama buradan telif yiyebiliriz. Şunu atalım abi.
Şöyle bakıyorum. Chest mask yok mu? Burada hiçbir şey yok. Aa, varilli kirpi balığı var. Ama ne yapacağım ben bu kirpi balığını? At abi, ses duyuyorum şu an. Arkadaşlar, bir ben mi duyuyorum? Videoyu 200 tane geri alın, sizler de duyacaksınız. Çok dikkat dinleyin ama. Baba! Kaçtı benden. Gördünüz mü, kaçıyor. Baba, tipe bak. Abi bu ne? Yavaşça bakacağım. Çok korkuyorum. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Erkek bir şey. Bana bakıyorum şu an Alex. Bismillah. Bana saldıracaksan ama bana saldırmadı arkadaşlar. Bakın. Survivor. Ne alaka? Bana bir şeyler satıyor. Bu ne? Bu ne? Garip bir elmas. Ve gerçekten de çok tuhaf değil mi arkadaşlar? Sıkıntılı bir seed'e girdim bugün. Aa, sandığa bakmadım. Şu sandığa bakmadım. Vallahi buldum. Billahi buldum. Bak, Minecraft'ta normalde şunlar yok arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Herobrine'i çağırabilmek için spawner. Şunu şu şekilde koyalım. Bir dakika. Bunun dizilişi çok önemli. Bakın, bunun dizilişi çok önemli. Çok dikkatli bir şekilde izleyin de nether taşı ben almamıştım elime. Niye nether taşı çıktı? Çok tuhaf. Bunun dizilişi arkadaşlar dediğim gibi çok önemli. Bu yüzden sakın bozmayın. Bu şekilde, bakın, bu şekilde yine şey dizeceğiz. Toprağı düz bir yere dizeceğiz. Çok dikkatli izleyin. Şimdi öncelikle burayı açtım abi. Güzel bir yeri seçmemiz gerekiyor. Şimdi bu Herobrine spamdır ama abi burada koyunlar çoğaldı. Koyunlar çoğaldı. Ah, köy o tarafta. Köyün ortasına koymak istiyorum ben. Köyün ortasını yapmak istiyorum. Tepe gözle korusun. Bakalım tepe gözle Herobrine savaşacak mı? Çok merak ettim şu an. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Evimiz, yatak yok mu şurada? Burada yatak yok. Şu tarafta yatak var mı? Bakın, burada da yatak yok. Şurada var yatak galiba. Bakıyorum. Burada da yatak var, aynen. Hatta şöyle yapalım. Şöyle hop. Lan. Hop, aynen. Şu an başlangıç noktamı oraya ayarladım. Yani spawn point'i oraya ayarladık. Şimdi arkadaşlar, ekmeğimizi hapur hapur yiyelim. Tamam mı? Güzel bir şekilde yedik ekmeğimizi. Kılıcımız da var. Ve taş baltamız da var. Aha, tamam. Elimize aldık. 4 tane altın bloğunu o bize gösterdiği şekilde dizeceğiz. Şimdi ama nereye? Burası çok kalabalık ya. Şu tarafa dizelim. Ha, şurası çok iyi. Burası mükemmel. Şimdi benimle birlikte çok dikkatli izlemeni istiyorum. Şurayı da şöyle kıralım abi. Mükemmel. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Ne yapmıştık? Ha, şu şekilde bakın. Bir. Bakıyorum tekrar. Bir. 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 Bu şekilde koyuyorsunuz, tamam mı? Elimde bak nedir taş var. Tam ortasına koyacaksınız. Burası çok önemli. Nedir taşın tam ortasına koyacaksınız. Koydum buraya. Tamam mı? Başka ne var? Lav kovası var. 4 tane var hem de. Şunları 4 tane koyacağız ama öncelikle arkadaşlar şuradan biraz toprak alalım. Lavlar kenara dökülmesin. 4 tane bizim için yeterli. Hatta biraz daha alalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Tamam. 6 tane yeterli sanırsam. Yok, yetmez lan. Şöyle koyacağız. Şöyle koyacağız. Şöyle koyacağız. Benim yaptığım gibi aynısını sizler de yapın arkadaşlar. Şimdi şuradan da alacağız. Kaç tane? 3 tane daha alalım herhalde. 3 tane, 4 tane alalım ya. 4 tane alalım. Ne olur ne olmaz. Tamam, 4 tane yeterli. Şimdi şunu şu şekilde, şunu da şu şekilde. Lavlar arkadaşlar, bakın. Şu boşluklar var ya, kalan boşluklar. Oraya dökün, tamam mı? Birincisini, ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsüne döktüm. Şimdi çok dikkatli izlemeni istiyorum. Umarım yapabiliriz şu deneyi. Heh, bir de şu kızıl taş olayı vardı. Meşaleyi arkadaşlar, altın blokları var ya, onun üzerine yerleştirin. Tamam mı? Zaten lavun üstüne yerleştiremezsiniz. Elimde Altar of Herobrine şeyi var. Minecraft'a sadece bu CD girince bunu bulabiliyorsunuz. Bunu da baştan belirttim. Şimdi bunu buraya koydum. Tamam mı? Elimde son olan şey. Bu özel elmaslı arkadaşlar. Yalnız bir şey diyeceğim. Videoyu 2-3 saniye geri alın. İnek bir şey kustu. İneğin ağzından bir şey çıktı. Çok eminim. Yatağım bir abi, şu an heyecan konuşamıyorum zaten, fark ettiyseniz. İneğin ağzından bir şey çıktı. Gördünüz mü siz? Gerçekten çok tuhaf olay. Bismillah. Lan bir dakika, dur. Ne yiyor? İskelet yedi. Baba, bu ev nasıl yıkıldı? Bu ev nasıl yıkıldı? İskeletler oraya nasıl çıktı? Skeletin nasıl, örümceği anlarım, örümcek tırmanabiliyor ama İskelet nasıl oraya çıktı? Gerçekten çok... Arkadaşlar arkamda...
Arkamdan sesler gelmeye başladı. Bilmiyorum, hem oyundan hem garip garip şeyler oluyor lan. Neyse, biz şunu bir oluşturalım. Şunu bir oluş. Abi ben mi yanlış görüyorum? Video 200 tane yerim var arkadaşlar. Bak, oyundan bahsetmiyorum. Arkamdan bir ışık gibi bir şey geçti. Sizler gördünüz mü? Çok sıkıntılı bir CD girdik zaten gecenin üstünde. Hayır, bismillah. Hayır, sakın sakın sakın. Sönmemiz gerek. Su nerede? Su nerede? Abi ölmememiz gerek. Su. Şuradaydı. Şimdi birlikte çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Ama noobluğumuz tuttu bugün. Koyduk ve Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saklanalım. Ağacın arkası çok güvenlidir. Ağacın arkasına saklandım. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Herobrine'i görebiliyor musunuz? O ne? Tamam, sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız arkadan sesler gelmeye başladı ha. Tuhaf tuhaf sesler duyuyorum ben. Bilmiyorum, videoyu izlerken kendim göreceğim. Sizler de çok dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Şu inek bir şeyler kustu. İneğin yanına doğru gidiyorum şimdi. Bakıyorum, inekte bir cacıklık mancıklık yok. Tamam, sıkıntı değil. O neydi? Yanlış mı gör? O ne? Bak baba, yine var orada bir şeyler. O tarafa doğru gidiyorum. Çok dikkatli izleyin benimle birlikte. Şey tarafında, çöl tarafında. Abi nerede lan o? Yemin ederim gördüm lan. Gözüm önünde. Arkadaşlar, bakın şu çöl var ya. Şurada bir şey dikilmişti. Yanlış mı gördüm lan? Kesinlikle bakın. Videoyu geri alın, kesinlikle bakın. Sizler de görecektiniz. Abi yanlış görme ihtimal. Domuzun gözü beyaz sandım şimdi de. Abi gerçekten ben kendim mi halüsinasyon mu görüyorum? Ne oluyor anlamadım ama sıkıntılı olaylar yaşıyoruz. Oyunu zor al bak. Burada bir şey ölmüş. Zombi ölmüş kendi kendine. Abi kedi bir yere fokuslanmış, bakıyor yalnız. Kedi şok olmuş. Bakıyor, orada bir şey gördü sanırım. Şunlara bakalım, ineklilerde de hiçbir şey yok. Oyunu zor mu alalım bir de? Şu an zor modda. Bakalım ne olacak? Şu an gerçekten sıkıntılı olaylar olmaya başlıyor ha. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey, gecenin üstünde oynayarak ben hata mı yapıyorum lan bu oyunu? Aha, tepe gözü orada. Tepe gözü orada abi. Yanına doğru gidiyorum, yaklaşıyorum şu an. Çok dikkatli izleyin. Survivor vardı. Ona ne oldu acaba? Bir dakika, ne taraftaydı o? Şu taraf, buradan geldik, şu taraftaydı. Arkadaşlar bu taraftaydı. Bakalım o adama ne olmuş? Çok merak ediyorum şu an. Bu taraftaydı onun evi. Bakalım ne olmuş, çok merak ediyorum. Herobrine acaba orada mı? Aynen. Bak bu taraftaydı. Ah, hala orada galiba. Koyunlara bakalım. Koyunlarda hiçbir sıkıntılık yok. Hiçbir şey yok burada. Gözlerine bakın arkadaşlar, siz de gözlerine çok dikkatli bir şekilde bakın. Gözlerine şu an hiçbir sıkıntılık bir durum yok. Tamam, yedik şunu. Abi içeride bir şey var. İçeride mi o hala? Bakıyorum, aynen. Hala içeride. Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyor. Vallahi ben de anlamadım. Bak burada. Acaba onu öldürsem içine ne çıkacak? Çok merak ettim şu an. Vurdum. Çok sıkıntı abi. Çok sıkıntı. Kaç kaç kaç. Kaç. Şimdi isterseniz Herobrine deneyini yapalım. Sizler de çok dikkatli izleyin. Bu arada şu uyarı yapmak istiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle saat gece 3 ve gece 4 arasında bu deneyi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Şu an saat gece 3.30 arkadaşlar. Tam ortasında yapmaya karar verdim. Ve tekrar uyarımı yapıyorum. Korkuyorsanız bu deneyi kesinlikle denemeyin. Ben sizler için korkmadan bu deneyi gerçekleştiriyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bize lazım olan 3 şey var. 2 tane kalem arkadaşlar. Ve köşeli olmak zorunda. Bakın şunu tekrar uyarma yapıyorum. Köşeli bir kalem olmak zorunda. Ve bir tane de kağıt. Parşümen, normal bir kağıt bu. Sizin defterinizin yaprağı da olabilir. Kesinlikle hiçbir önemi yok. Kağıt olması yeterli. Bir de saat önemli arkadaşlar. Saat gece 3 ile 4 arasında bunu yapmanız gerekiyor. Tekrardan uyarımı yaptıktan sonra başlayabiliriz. Şimdi öncelikle Charlie Charlie'de olduğu gibi çapraz şekilde yes yes no no yazacaksınız ve ama Charlie Charlie'den bir fark var. Bunu birazdan şimdi sizlere göstereceğim. Yazınız pek önemli değil. Okunaklı olsun yeterli. Yes yes. Şu şekilde yazdım. No'lar da şu şekilde yazacağım, hızlı bir şekilde. Sonra arkadaşlar şunu artı şeklinde bölüyorsunuz, tamam mı? Hizalaması çok önemli. Şimdi
Burada çok önemli bir detay var. Bunu yapmazsanız kesinlikle olmaz. Şimdi arkadaşlar, ilk kısmı görüyorsunuz değil mi? Buraya hero yazıyorsunuz. Hero. Tamam mı? Ama bak, kesinlikle bu kısma taşmayacak şekilde. Şimdi buraya da Brian yazıyorsunuz. Brian. Şimdi İngilizce'de hero kahraman demek, Brian da beyin demek. Gördüğünüz üzere ben yazdım. Şöyle gösteriyorum. Hero, Brian. Yazdım ve taşımadan yazdım. Burası da çok önemli. Şimdi bunu yazdıktan sonra bu kalemin ucu buraya bakacak şekilde, yani kuzeye bakacak şekilde yerleştiriyorsunuz. Önce alttaki kalem yerleşecek arkadaşlar. Yani bu şekilde dikey. Üstteki kalem de sonra köşeli bir şekilde yerleşecek arkadaşlar. Tamam mı? Köşeli kalem olmak zorunda. Bunu da baştan belirttim. Daha sonra şu an yerleştirdim. Normal duruyor. Şimdi öncelikle bir test yapacağım. Üfleyeceğim ki rüzgar bunu döndürüyorsa anlarsınız. Şimdi üfleyeceğim. Olabildiğince güçlü bir şekilde üfleyeceğim. Gördüğünüz üzere üflüyorum. Kalem hiçbir şekilde oynamıyor. Tabii ki de oynamaması çok normal. Çünkü rüzgar alanı almıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İp falan da yok. Manyetik bir alan da yok. Yani mıknatıs falan da yok arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere hiçbir şey, hile, hurda, murda yok. Tamam mı? Deneyimizin gerçekleşmesi için dediğim gibi ilk kuralımız saat gece 3 ile 4 arasında olacak. Şu an saat 3.41. Ben bunu hazırlayasaya kadar 11 dakika geçmiş. Şimdi hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Şu şekilde bak. Şu andan itibaren başladım. Çok dikkatli izleyin. Hero Brian, Hero Brian. Buradaysan bana bir işaret ver. Ya da kalemi yese götür. Gördüğünüz üzere bakın hala dönüyor. Ben konuşurken bile dönüyor. Yes'e gitti. Zaten Noah'a gitse bile bir işaret vermiş olduğunu anlamışsınızdır. Hero Ryan demek ki burada ve bizimle konuşmak istiyor arkadaşlar. Şu an Yes'e gittiğine göre anladınız herhalde. Şimdi Hero Ryan'a soracağımız çok çok önemli sorular var. Dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Şimdi öncelikle ben yavaştan hissettim. Oyunu oynarken abi arkamda seslerin olduğunu hissettim. Ve gerçekten de bir ışık geçtiğini gördüm. Hero Brian, Hero Brian. Ben oyun oynarken, biraz önce oyun oynarken bu yanımdaki işaretleri sen mi verdin? Sen mi ses çıkardın? Biraz oynadı. Bak bak bak, gördün değil mi? Yes'e gitti. Gördünüz değil mi? Yes'e gitti arkadaşlar. Yani bu her şey Hero Brian altından çıkmış. Gördüğünüz üzere. Şimdi Hero Brian'a bir soru daha soracağım. Bu çok önemli bir soru. Bakalım nasıl bir cevap verecek. Çok heyecanlandım şu an. Çok fena korkuyorum abi ya. Of, sormasam mı? Neyse soracağız artık. Hero Brian, Hero Brian. Beni öldürmek istiyor musun? Eğer istiyorsan Yes'e git. İstemiyorsan No'ya git. Abi kıpırdamadı. Kararsız mı acaba? Hero Brian, sana soruyorum. Gördüğünüz üzere No'ya gitti. Umarım No olur. Gerçekten şu an bir içim rahatladı. Şimdi arkadaşlar çok beklediğiniz bir soru daha soracağım. Kıyamet sorusu. Çünkü rüyalarımda görmeye başladım bu soruyu. Umarım yanlıştır. Yani böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Herobrine, Herobrine. 2 sene içerisinde kıyametin kopacağı doğru mu? Doğruysa Yes'e git. Yalansa No'ya git. Abi bismillahirrahmanirrahim, o kadar Yes'e gitti ki kalem yerinden oynadı arkadaşlar. Umarım yanlıştır ki ben Herobrine'in yalan söylediğini düşünüyorum. Çünkü Allah sadece bu kıyametin kopacağı günü bilebilir. Ama şu an Yes'e gitti. Kıyamet 2 sene içerisinde kopacak arkadaşlar. Bilmiyorum. Çok sıkıntılı bir 3 soru sordum. Daha fazla hangi sorular sormamı istiyorsanız yorumlar kısmı ellerinizden öper.